Merhabalar. Sizlere lityum polimer pilleri anlatacağım. Hangi konulara değineceğiz? İlk öncelikle onları söyleyeyim. Pil nedir ve çeşitleri, pil örnekleri, lityum polimer piller, pil kullanımında yardımcı elemanları, nerelerde kullanılır, lityum polimer pilleri ile lityum iyon pilleri arasındaki farklar. Lityum polimer pillerin teknik özellikleri, nasıl şarj edilir, depolama ve dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz. İlk öncelikle pil nedir, örnekleri nelerdir? Onun üstüne duralım. Pil elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayabilir ve istenildiği anda da bu depolanan elektrik enerjisini bu, bu depolanan elek enerjiyi elektrik enerjisi olarak sa kullanmamızı sağlar. Resimde çeşitli piller bulunmaktadır. Çok farklı alanlarda farklı çeşit ve yapıda pillerden faydalanmaktayız. Görselde de göründüğü üzere birçok çeşit pil pilden, pilden e, yararlanmaktayız. Yine e, yandaki resimde elektronik ve otomasyon teknolojisinde kullanılan pillerden örnekler bulunmaktadır. Biz e, burada Birazdan bu piller içerisinden lityum polimer pilleri detaylıca inceleyeceğiz. Şu orta kısımdaki lityum polimer pilleri detaylıca inceleyeceğiz. Yine farklı çeşitli ve boyutta piller görülmektedir bu şekilde. Yine pil kullanımında yardımcı elemanlar vardır pil yapımında ve kullanımda çeşitli araçlardan faydalanmaktayız. Örneğin pilleri birbirine birleştirirken puntalama cihazından faydalanırız. Ya da pil korumaları için pil koruma devresini kullanırız. Örneğin bir power bank için bir devre gerekmektedir. Taşımak için yine diğer ekipmanlar gerekmektedir. Genel pil özellikleri ve çeşitleri. Pillerde anot, eksi uç ve katot artı üç olmak üzere iki adet terminali bulunur. Eksi olarak işaretlenmiş uç elektron kaynağıdır ve elektrik enerjisi kullanan bir cihaza bağlandığında elektronlara sağlayan terminal olarak, olarak görev yapar. Piller boyutları, kimyaları, şarj edilip edilemez oluşları, kullanım alanları gibi özelliklere göre kategorize edilirler. Şarj edilebilir ve edilemez piller yapıları gereği farklı kimyalara sahiptirler. Şarj edilemeyen pillerin en çok bilinen çeşitleri alkalin ve çinko karbondur. Şarjlı pillerde nikel kadmiyum, nikel metal hibrit, hidrit, kurşun asit, lityum polimer ve lityum iyon en sık karşılaştığımız çeşitlerdir. Lityum polimer piller. Kısaca, lipo olarak da adlandırılır. Daha yaygın sıvı elektrolit yerine bir polimer elektroliti kullanan tekrar şarj edilebilir bir lityum iyon pilidir. Polimer, birçok tekrar eden alt birimden oluşmuş çok büyük moleküllerden veya makromoleküllerden oluşan bir madde veya malzemedir. Lipo hücreleri, dronlarda, telefonlarda, tablet ve Laptop ve benzeri birçok cihazda kullanmak üzere iletkenliği yüksek yarı iletken jel polimerlerden oluştururlar. Gerçek lipopiller kuru elektronik polimerleri kullanırlar. İnce bir plastik film üzerine kullanmış olan, kaplanmış olan bu polimerler üst üste yığılmış bir şekilde tabaka oluştururlar. Lipopillerin yapısında elektrotların birbirine direkt temas etmesini önlemek için elektrot parçacıklarının değil, yalnızca iyonların bir taraftan diğerine geçmesine izin veren mikro yapıda gözenekli bir ayırıcı bulunur. Lityum piller, lityum polimer piller nerede kullanılır? RC araçlar dediğimiz uzaktan kumandalı araba, drone ve benzeri airsoft araçlarda kullanılır. Kullanmaların en temel nedeni hafif olmalarından ötürüdür. Robotik uygulamalarda kullanılır, akıllı telefonlarda. Yani artık birçoğumuz bu pilleri cebimizde taşıyoruz. Laptoplarda kullanılmaktadır. Lipo piller teknik bilgilere gelecek olursak. Çalışma gerilimi 3.2 volt ile 4.2 volt aralığındadır. Aşağıdaki özellikler lipo kullanımını artıran nedenlerdir. Hafiftirler, istenilen boyutlarda üretilebilir yüksek kapasite ve güce sahiptir, hızlı şarj ve şarj imkanı vermektedir. Lityum polimer ile lityum iyon piller arasındaki fark nedir? Bilindiği üzere lityum iyon piyasada çok farklı yerlerde kullanılmaktadır. Ayrıca lityum polimer de aynı şekilde kullanılmaktadır. Peki bunların arasındaki fark nedir? Bunları inceleyelim. Çok ince ve küçük istenilen şekilde polimer piller üretilebilirken Diğer piller bu imkana sahip olmayabilir. İçindeki separatörler, ayraç dediğimiz metaller farklı metallerden ve farklı uzanımlara sahiptir. Lityum iyon pillerdeki ayraçlarda kullanılan atıl madde yerine lityum polimer pillerde separatörler küçük gözenekli polimerlerden oluşmuştur. Polimer separatör anot ve katot arasındaki enerji reaksiyonunu düşüren katalizör görevi yapar. Bu yüzden lityum polimer piller hafif enerji tüketimlerine izin verir. Ama bu avantaj %10 ile %30, %30 maliyet artışı gösterir. Lityum polimer piller, lityum iyon pillerle aynı kimyasal özelliklere sahiptir. Ancak daha az tehlikelidir. Yine lipo pillerin teknik özelliklerini bir örnek üzerinden inceleyelim. Şekilde bir lipo pil gösterilmiştir. 5000 miliamper saat bu güç kapasitesini gösterir. Yine alt kısmında 14.8 volt gerilim değerini gösterir. Her biri 3.7 volt olan 4 adet hücreden oluşur. Hücre sayısını da 4S P1 dediğinden kısmındaki 4 hücre sayısını verir. S kaç adet seri bağlı olduğunu gösterir. P kaç adet paralel bağlı olduğunu gösterir. Burada bir adet olduğu için bir yazılmış. Yine 50C yazan kısımda deşat kat sayısı gösterilmiştir. Burada kat sayı 50'dir mesela. Yine güç kablosu bulunmaktadır. Lipopil çeşitleri şu şekilde olabilir. Yandaki şekilde bu şekilde üretilirler. Standartları bu şekildedir. Lipo pil kullanılmadıkları süre zarfında az miktarda deşarj olurlar. Hemen hemen günde şarjının %0,01 kısmını deşarj ederek piller arasında en iyi orana sahip olurlar. Lipo pil hücre sayılarına ve enerji depolama kapasitelerine göre adlandırılmaktadır. Hücre başı gerilim değeri 3.7 volt olarak hesaplanmaktadır. Yani 4S pil denildiğinde bu 3.7 çarpı 4 eşittir 14.8 bu gerilim değerine denk gelmektedir. Yani gerilim değeri eşittir 3.7 çarpı hücre sayısıdır. Bataryalarda raf ömrü bir bataryanın kullanılmadığı durumda ne kadar sürede ömrünü tamamlayacağını gösterir. Lipo bataryalar bu yönden her geçen gün raf ömrünü arttırıcı gelişmelerin olduğunu görülmektedir. Raf ömrü iç dirençle ilgilidir. Bataryanın iç direnci ne kadar düşükse raf ömrü o kadar fazladır. İç direnci kullanıcıların ikisi de olmaktadır. Yani bataryanın uygun sıcaklıkların üzerinde saklanması iç direncin artmasına, böylece raf ömrünün kısalmasına ya da kullanılacak kapasitenin azalmasına sebep olur. Bir lipo hücresinin voltajı kimyasalına bağlıdır ve yaklaşık 2.7-3 volt Deşarj ile yaklaşık 4.2 volt, tamamen şarj edilmiş arasında değişir. Gerilim derecelendirmeleri ürün veri sayfalarında belirtilmelidir. Hücrelerin aşırı şarj olmamasına veya aşırı derecede boşalmasına izin vermeyecek bir elektronik devre tarafından korunması gerekmektedir. Hücreler seri bağlanmış olan LiPo pil takımları için özel bir şarj cihazı şarjı bir hücre bazında izleyebilir. Böylece tüm hücreler aynı şarj durumunda getirilir. Lipo pil testinde 3.5 voltun altına düşürülen pillerin ömürlerinden gittiğini ve tehlike yarattığını laboratuvar ortamında test etmişler. Aşağıdaki grafik durumu özetlemiştir. Lipopiller nasıl şarj edilir? Lipo bataryaları şarj ederken normal bir güç kaynağıyla şarj etmemiz mümkün değildir. Şarj işlemi için özel balansır adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki görselde bir Lipo balans şarj cihazı gösterilmektedir. Lipo piller özel bakım gerektirir. Lipo pil için Lipo uyumlu bir şarj cihazı kullanmak önemlidir. Bu piller CC CV şarj etme adlı bir sistemi kullanarak şarj olurlar. Lipo uyumlu bir şarj cihazına gereksinim duymamızın sebeplerinden biri de dengelemedir. Dengeleme bir pil takımındaki her hücrenin gerilimini eşitleme anlamına gelir. Her bir hücrenin aynı miktarda deşarj olmasını sağlamak için lipo pilleri dengeleriz. Dengeleme pilin performansı ve güvenlik sebeplerinden dolayı da önemlidir. Lipopiller depolamada dikkat edilmesi gerekenler. Lipo uzun süreli depolama süresinde hücreleri %50 şarjlı durumda tutulmalıdır. Pilin %50'ye kadar şarj edilmesi önerilir. Pilin alınmasından sonra her 3 ayda bir toplam kapasitesinin %50'si ve 3.7 volt ila 4.1 voltaj aralığı korunmalıdır. Kullanılmadığı zamanlarda enerji kayıplarının yavaş olması ve çalışırken yüksek güç sağlamasından dolayı çok büyük avantaj sağlar. Piller serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Lipo pilleri çöpe atmadan önce voltaj değerini olabildiğince sıvı volta yaklaştırmanız gerekir. Aksi takdirde lipo pillerin içerisinde doğaya ciddi zararlar verebilecek birçok madde bulunur. İmha etmek için tavsiye edilen yöntemlerden bir tanesi şu şekildedir. Sofral tuzunu birazcık su ile karıştırarak doymuş tuzlu su çözeltisi olana kadar tuz eklenir. Lipopil tuzlu su banyosunda en az 24 saat bekletilir. Tuzlu su çok iletken olduğu için pili daha kısa sürede deşarj edecek ve daha hızlı boşaltacaktır. Bu işlemler uygulandıktan sonra lipopilin voltajı tekrar ölçülüp test edilir. Uygulanan yöntem olumlu sonuç verdiğinde, çöpe atılacak olan lipopillerin artık çevre için hiçbir zararı kalmamıştır ve bu şekilde çöpe atıldıklarında hiçbir sorun yaratmazlar. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta. Barındırdıkları yüksek enerji miktarı sebebiyle lipopiller kısa devre olmaları veya cihaza ters kutuplardan bağlanmaları halinde elektronik devre bileşenlerinin yanmasına sebebiyet vermektedirler tehlikeli durumlardan kaçınmak adına lipopiller kullanılırken ve saklanırken kısa devre oluşturulabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Aşağıdaki görselde bir lipopilin kısa devre durumundan sonraki patlam anları görülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.